Türkiye Go.tr'yi hiç kullandınız mı? Yok, hayır. E-Devlet yani Türkiye Go.tr'yi hiç kullandınız mı? Kullanmadım. Peki bu hizmeti kullanmak istemez misiniz? Nasıl? Bu hizmeti kullanmak istemez misiniz? Yok, şimdi kullanamam. Çünkü kafa kadar kız şey yapmıyor. Ancak çocuklar yapacaklar o işi. Bizim yaş 60-75'e. Yok. Peki bu hizmeti kullanmak istemez misiniz? Yok, anlamadığım için kullanamam. E-Devlet şifresi mi? Evet, kullandım. Postaneye 1 TL verdim. Şifremi aldım. Ondan sonra gidiyorum, sabıka kaydını bir kolaylıkla bulabiliyorum. E-Devlet yani Türkiye Go.tr'yi hiç kullandınız mı? Evet. En çok hangi hizmetten faydalandınız? Sanırım iş başvuruları öncesinde sabıka kaydı için kullandım. Bir defa kullandım, ondan sonra maalesef şifreyi kaybettim. Bir daha girmedim. Peki hangi hizmet kullandınız? Borç takibi galiba. Bir de vatandaşlık numarasını teyit için bakmıştım. Bir keresinde aldım ama o da boş çıktı. Kullanmadım yani. Numaram başkasına aitmiş. Bir daha da almadım. Hayır, kullanmadım. Peki bu hizmeti kullanmak istemez misiniz? Hayır, istemiyorum. Yok, kullanmadım. Peki bu hizmeti kullanmak istemez misiniz? Yok, istemem. Benim gördüğüm bütün hizmetler orada var. İşimi gören her şeyi bakıyorum. Yapıyorum, sigortama bakıyorum. Böyle mesela şey istiyorum şahsen. Öğrenci belgesinin oradan çıkmamasını istiyorum. Çünkü imza gerekiyormuş. O yüzden onun olmamasını istiyorum. E-Devlet yani Türkiye Go.tr'yi hiç kullandınız mı? Kullanıyorum. En çok hangi hizmetten faydalandınız? Yani 4A hizmet dökümü. Bir kere kullandım. Peki hangi hizmetten faydalandınız? Hangi hizmetten faydalandım? Mahkemeyle ilgili süreci takip etmek için. Kullandım, evet. En çok hangi hizmetten faydalandınız? Vallahi her hizmetten faydalandım yani. İşimize yarıyor yani. Kullanıyoruz yani. Yok. Bilmiyorum. E-Devlet yani Türkiye Go.tr'yi hiç kullandınız mı? Hayır. Peki bu hizmeti kullanmak istemez misiniz? Ne olduğunu bilmiyorum. Kullanmadım. E-Devlet yani Türkiye Go.tr'yi hiç kullandınız mı? Kullanmadım. Peki bu hizmeti kullanmak istemez misiniz? E-Devlet'i yani kullanmak isterdim, faydalanmak isterdim. Bu hizmet ne veriyor bile bilmiyorum ki. Kullandım, evet. En çok hangi hizmetten faydalandınız? Temiz kağıdı almak için, evet. Temiz kağıdı almak için kullandım. Hayır. Peki bu hizmeti kullanmak istemez misiniz? Hayır. Yok, hiç kullanmadım. Peki bu hizmeti kullanmak istemez misiniz? Olabilir. E-Devlet yani Türkiye Go.tr'yi hiç kullandınız mı? Evet, kullandım. En çok hangi hizmetten faydalandınız? SGK'nın borç dökümleri. Mesela bir cep telefonu faturası ödememişim. Farkında değilim. Küçük bir meblağ adıma bir şey gelmiş benim. Bir evrak gelmiş. Ona E-Devlet'ten buldum. Faydalı yönleri var tabii ki. Her vatandaşın haberi olsa bu sistemden, yani güzel bir reklamı yapılsa bir sürü mağduriyeti önleyebilir bu. E-Devlet'in çok faydası var. Mesela her türlü bilgiyi edinebiliyorsun. Kendine ait bütün bilinmezleri öğreniyorsun. Ama şeyi kötü. Hani bir ay içinde kullanmasan şifreni iptal ediyorlar. Yeni baştan uğraştırıyorlar. Halbuki o kötü. Ona başka bir çözüm bulmaları lazım. Valla pek interneti beceremediğim için o bizden sonraya geldi. Biz yetişemedik ona. Onun için yani ihtiyaç da duymadım. Şifre aldım, ihtiyaç duymadım. Ya aslında hiç kullanmadım ama birkaç defa eşimle beraber girdik eşim için. En çok hangi hizmetten faydalandınız? E-Devlet'e sigorta, SGK ile alakalı bilgileri aldık. Genelde kullanıyorum. En çok hangi hizmetten faydalandınız? Sabıka kaydını çıkartırken ondan faydalanıyorum. Genelde dava dökümüne baktım. 4K dökümü. Trafik cezalarına baktım. E-Devlet yani Türkiye Go.tr'yi hiç kullandınız mı? Evet. En çok hangi hizmetten faydalandınız? Sigorta primlerimi takip ediyorum. Bir de trafik cezalarımı. Kullanıyorum, evet. En çok hangi hizmetten faydalandınız? Valla emeklilik hizmetlerinden, vergi borcundan, yani trafik cezası, bir takım şeylerden. Çok geniş kapsamlı kullanmadım. Sadece sınırlı hizmetlerde kullandım. Zaten bunları da yapabiliyorsak, bunların iyisi can sağlığı gibi. Kullanıyorum, evet. En çok hangi hizmetten faydalandınız? Sigorta dökümü. Rapor ücretini ne zaman alacağım? Bu gibi şeyler için kullandım. Kullanmak isterim ama hani E-Devlet almaya çalıştığımda
Hani bir sürü koşul sürdükleri için ikametle özellikle. O yüzden bir de ücret de sonuçta E-Devlet biz vergi veriyoruz. Hani bu şeyi kullanmak isteriz bedavaya. Yani bu tarz olumsuz sebepler yüzünden kaydolmadım ve kullanmıyorum. Evet, sık sık kullanıyorum. En çok hangi hizmetten faydalandınız? Vallahi öğrenci belgesi almak için kullanıyorum. Çalıştığım iş günlerini görüntülemek için kullanıyorum. İşte adli konularda bakıyorum arada sırada. Bu. Vallahi kullanmak gerekli ama şu ana kadar kullanmak nasip olmadı. Bütün işlemlerinizi onunla yapıyorsunuz. Evet, kullandım. En çok hangi hizmetten faydalandınız? Sınav takipleri. Evet, kullandım. En çok hangi hizmetten faydalandınız? SGK dökümü ve sabıka kaydı çıkarmak için. Evet, kullandım. En çok hangi hizmetten faydalandınız? İşte sigorta için. O kadar. Başka da bir şey kullanmadım zaten. Ben sadece askerlik işlemleri için kullandım. E-Devlet yani Türkiye Gov.tr'yi hiç kullandınız mı? Hayır, kullanmadım. Peki bu hizmetten yararlanmak istemez misiniz? Yani kolaylık olur tabii. Sıra beklenilmez herhalde. Direkt işlem yapabilirim. E-Devlet yani Türkiye Gov.tr'yi hiç kullandınız mı? Evet, kullandım. En çok hangi hizmetten faydalandınız? Borcum var mı diye bankalara.